Hocam şimdi bu noktada kalp dedik, gönül dedik. Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de birçok yerde kalbe atıf yapılıyor. Bizler için kalbin önemini, bu kalp hastalıklarına geçmeden önce bizim dinimiz için ve bizler için önemini anlatacak olursak neler söyleriz hocam? Şimdi aslında siz başta çok önemli bir hadis aktardınız. O hadis insana nispetle kalbin durumunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Peygamberimiz insanın vücudunda bir et parçası vardır. O sıhhatte olursa bütün beden sıhhatte olur. O fesada uğrarsa bütün beden fesada uğrar buyuruyor. Tabi burada biyolojik bir mananın kastedilmesi de Evet. anlam dahilindedir ama öyle görünüyor ki diğer ayetlerden ve Peygamberimizin diğer ifadelerinden anladığımız kadarıyla insanın yani bir kalp var, et parçası ama onun arkasında bir gönül dediğimiz bir şey var. Bir beyin var, et parçası ama onun arkasında akıl dediğimiz bir şey var. Bir beden var, et parçası ama onun arkasında ruh dediğimiz bir şey var. Bir dünya var, madde parçası ama onun arkasında ahiret dediğimiz bir mana var. Bir hayat var, bir fizik parçası, fiziki bir hadise ama onun arkasında ölümün ötesinde ikinci bir hayat var ki o da bir hakikat. Şimdi insanın varlığındaki odak nokta, merkez, makar, başkent kalp olarak gösteriliyor. Hem Kur'an'da böyle hem de hadislerde bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi Kur'an'dan niçin böyle, nereden anlıyoruz? Mesela bir insanın bu dünyada elde edebileceği en üst düzey paye imandır ve mümin olmaktır. Çünkü bir insanın kendisini yaratanı, kendisini yaşatanı, kendisinin sahibini, bu nimetleri kendisine bahşedeni, bu devranın mutlak malikini yani Allah'ı bilememesi, bulamaması ve ona bağlanamaması kadar büyük bir bedbahtlık yoktur. Çünkü yaşıyoruz ve öleceğiz ve öldükten sonra iki ihtimalden birisi bekliyor bizi. Yani ya ebedi mutluluk yurdu cennet ya ebedi saadet felaket makamı cehennem. Ve burada bizim ebedi mutluluğu kazanmamızda pasaport, damga, mühür, onay, geçer, akçe, iman. Ve imanın Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mekanı kalp olarak gösteriliyor. Yani bu kalple muhtemelen Efendimizin ifade ettiği gibi bu et parçasının ardında gizli olan gönül kastediliyor. Ve Allah Hucurat suresinde buyuruyor ki وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Evet. Yani Bedeviler gelmişler, biz iman ettik demişler. Allah da buyuruyor ki siz daha henüz imanın sırrına eremediniz. Teslim olduk deyin, zahiren bir teslimiyet içerisindesiniz. İman daha üst düzey bir payedir, mevkidir. Siz böyle söylemeyin buyuruyor. Burada söylemek istediğim şey şu, imanın muhatabı olarak kalbi gösteriyor. Öyle görünüyor ki kalp insanın vücudunda odak nokta, varlığın merkezinde yer alıyor. Belki bundan dolayı benim çok önemsediğim bir ayettir bu. Peygamberimizle Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişki de kalp üzerinden kuruluyor. Ve Allah buyuruyor ki فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ Vahyin taşıyıcısı olan Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı senin kalbine indirdi buyuruyor Peygamber Efendimiz'e Allah Celle ve Aleyh Hazretleri. Şimdi şu çıkıyor ortaya. Kalp insanın varlığında odak nokta. Benliğinin kim olduğunun, kim olmadığının, ne olduğunun ve ne olmadığının en bütünsel tanımını, en karakteristik bütünlemesini içeriyor kalp. Kalp asıl kimliğimizin, gerçek kimliğimizin, kişiliğimizin ne olduğumuzun ve ne olmadığımızın GBT'si, kök hücresi, DNA'sı gibi insan benliğinde adeta. Ve çok kıymetli ve Allah her şeyden evvel kalbe bakıyor. Kalıp önemli ama kalp ona takaddüm ediyor, ondan daha önemli. Fiil önemli ama fiillere eşlik eden niyet, ki bu niyet bir kalp fiilidir, niyet amelden daha önemli. Belki Peygamberimiz bundan dolayı niyetul mümin hayrun min amelihi buyuruyor. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Yani kalp ne demek diyecek diye ifade edecek olursak ez cümle kalp aslında vahyin muhatabı, belki Allah Celle ve Aleyh Hazretlerine ulaşmanın, onunla bağ kurmanın saik gücünü, enerjisini içerisinde ihtiva eden ve manevi erdemlerimizin tamamını derleyip toplayan insanın varlığındaki, ruhundaki temel merkezdir. Peygamberimiz de kalbin önemine işaret ediyor. Mesela bir hadisinde buyuruyor ki لَا يَسْتَقِيمُ اِيمَانُ عَدِّمْ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ Bir insanın imanı, bir insanın davranış dünyası, imanının gerekleri insanın kalbi istikameti bulana kadar
istikameti bulmaz diyor. Evet. Onun için nigah daş diye bir ilke vardır ya da vukufi kalbi diye tasavvufta bir ilke vardır. İnsanın her an kalbini kolaçan etmesi gerekir. Kalbinin içerisine giren ama çıkmayan, orada yerleşen duyguları analiz etmesi gerekir. Çünkü kalp ıslah olmadan, kalp mamur kılınmadan insanın varoluşunun anlamını idrak etmesi, onu yerine getirmesi çok fazla mümkün evet. görünmüyor. Kur'an-ı Kerim'de 11 yerde fi kulubihim marat ifadesi geçer. Onların kalplerinde hastalık vardır buyurur Allah. Bir yerde de fi kalbihi marat buyurur. Onun kalbinde hastalık var. Bu hastalıktan kastedilen marazı manevidir. Manevi hastalıktır. Şimdi bu manevi hastalıklar sıra sıradır. Bunların en kronik olanı, en çarpıcı, en insanı fıtrattan uzaklaştıranı küfür, şirk ve inkardır. İnkar insanın kalbinde bir hastalıktır. Ve bu hastalık insanın gören gözünü kör eder. İşiten kulağını sağır eder. İdrak eden aklını, düşünen aklını felç eder. Ve bu insan hakkı görse de, hakka baksa da onu göremez hale gelir. Hak sözü dinlese de ona kulak veremez hale gelir. Hakkı görse de ona yürüyemez hale gelir. Onun için kalbin en önemli hastalığı inkardır. Mümin olmak da burada yeterli değildir. Biz müminiz elhamdülillah, o konu kapandı. Hayır, kapanmadı. Çünkü duygularımız eskiyor. İnançlarımız eskiyor. Kalbimizde imanımız eskiyor. Peygamberimiz buyuruyor ki üzerinizdeki elbisenin eskidiği gibi kalbinizde iman eskir buyuruyor. Onu yenileyin buyuruyor Peygamberimiz her daim. Nasıl yenileyeceğiz diye sorduklarında Peygamberimiz zikrullahı öneriyor. Çokça la ilahe illallah demeyi öneriyor. Çünkü kalp dediğimiz şey eylem sahasından beslenir. Yani sizin yapıp ettikleriniz, hayırlı işleriniz kalbinizde olumlu bir akis oluştururken yapılan bir kötülük kalbinizde başka bir hastalık daha oluşturur. Hı hı. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki bir insan bir günah işlediğinde onun kalbinde siyah bir nokta oluşur buyuruyor. Bu da hastalığın ta kendisidir. Bir nokta daha, bir günah daha, bir günah daha, bir nokta daha. Bu noktalara kalbi tamamen kaplar ve şöyle bir durum meydana gelir insanın kalbinde bir hastalık olarak. Mutaffifin suresinde buyuruyor ki kelle bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Onların yaptıkları kötülükler, günahlar, isyanlar, zulümler onların kalplerini çepeçevre sardı, kalbi bitkisel hayata soktu ve kalbin erdemlerini öldürdü. Ayet bunları anlam olarak ifade ediyor. Dolayısıyla kalbin hastalığı nedir? İnkar kalpte bir hastalıktır. Kur'an bunu bu şekilde ifade etmiştir. İnkardan doğan bütün günahlar, her bir günah, günahı işleyene bumerang gibi o günahın etkisi döner ve onu kalbinden vurur. Evet. Günahı işleyenin kendi bacağına sıkması, kendi kalbine bir çeltik atması, bir jilet atması gibi bir hadisedir. Günahların hepsi kalpte bir hastalıktır. Haset mesela, örnek olarak verdiğiniz girişte de bunu. Mesela Peygamber Efendimiz buyuruyor ki el haset ye'kulul hasenet keme te'kulun narul hatab. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset insanın içerisinde kalbin erdemlerini, insanın sevaplarını yer bitirir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor. İnkar kalpte bir hastalıktır. İşlenilen her günah, söylenilen her söz, yapılan her suizan ve bir şey daha söyleyeyim, insanın kalbinin içerisinde sinsi bir şekilde bekleyen bir takım duygular vardır. Kalbimize gelen geçen şeyleri iki gruba ayırabiliriz. Bir kısım şeyler kalbimize gelir ve geçer. Biz bunlardan sorumlu değiliz. Evet. Türlü duygular gelir, türlü düşünceler gelir, terk edir gider. Ama bazı duygular vardır ki kalbe gelir ama geçmez. Onlar kalpte kalmaya başlar, beslenmeye başlar, büyümeye başlar. Bilinç altında veya bilinç yüzeyinde sahibinin zafiyete düştüğü bir anı kollar ve onu daha sonra çok pişman olacak işlere sevk eder. Onun için denmiştir ki giden gider, arkasından öyle bakıp ağlayamam, gönlüm ahır değil benim, malı davarı bağlayamam demiştir şair. Evet. Gönlün tarasud edilmesi, gönle girip çıkan şeylerin temaşa edilmesi çok önemlidir. Kalp ilahın kıblegahı, kalp meleğin secdegahı deyip onu ezdin, bir de gaye vuslat dedin, söyle bana nasıl erdin diyor şair. Yani kalp mamur kılınmadan insanın imanının, ihlasının, kulluğunun, şahsiyetinin mamur olmasının imkanı yoktur. Kalbi tarasut altında tutmak gerekiyor. Kalbi temiz tutmak gerekiyor. Ve bu kalbi temizleme konusunda da bir iman, iki ibadetler,
üç yapılan hayırlar, iyilikler, ne kadar iyiliklerle beslenirsek, ne kadar iyiliklerle meşgul olursak, kalbimiz o iyiliklerden dolayı o şekilde hisseyap olacak. Çünkü derler ki, her davranışın bir ruhu vardır. Her ruh da bir davranış oluşturur derler. Siz bir iyilik yaptığınızda, bir fakire kol kanat gerdiğinizde, çok basit tebessüm ettiğinizde, bir insana günlük sıradan adi bir vaka olarak düşünün yani. Tebessümüke ile veşi hakika sadakatun lek buyuruyor Peygamberimiz. Senin mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etme sadakadır. Bir tebessümden bile sizin gönlünüze, kalbinize dönen bir hayır, bir feyiz, bir nur vardır. Kalp hastalıklarının bu tedavisinde iman ve salih amel çok önemlidir yani. Evet. Hocam çok kısa bir süremiz var. Tamam, ne kadar süremiz var onu bileyim. 2 dakika. Asır suresi diye bir sure var. Mutluluk suresidir. Ahmet Hamdi Akseki merhum bu sureye mutluluk suresi diyor. Asra yemin olsun ki insan mutsuzdur, ziyandadır, hüsrandadır dedikten sonra 4 kişiyi istisna tutuyor. İman edenler, salih amel işleyenler. Bu mutluluğun psikolojik boyutudur. Hı hı. Bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Evet. Bu da mutluluğun sosyolojik boyutudur. Onun için belki tam üstadın söylediği yere geliyor iş. Evet. Mesela o da nedir? Ey iman edenler, Allah'tan sakının, onun emirlerine uyun, yasaklarından sakının ve sadıklarla birlikte olun buyuruyor. Evet. Niçin? Çünkü kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan, işte ne bileyim üzüm üzüme baka baka kararır. Yani burada mutluluk dediğimiz şey, olgunlaşmak dediğimiz şey, tekamül dediğimiz, rüşte ermek dediğimiz şey, tek başımıza çıktığımız bir yolculuk değildir. Bu bir yoldur, evet, ama bu yolda tek başımıza ilerlemiyoruz. Mesela biz diyoruz ki, ihtina sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakim eylet. Sırat-ı müstakim dost doğru yol demek. Yol, ya işte yol, git, evet. Bu bir yol. Hayır, diyor ki, kendilerine nimet verilenlerin yolu. Kim onlar? Onları da açıklıyor. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Dolayısıyla biz aslında birbirimizle omuz omuza, sırt sırta, el ele, kol kola bu dünyada da bu şekilde mutlu olabileceğiz. Allah'ın huzuruna da bu şekilde gideceğiz. Çünkü ümmet dediğimiz, millet dediğimiz bir kavramın altında yaşıyor. Evet. Ben tek başımayım, hiçbir değerim, bağlayıcı değerim yok. Hayır, bir millete mensubuz. O milletin değerleri bizi bağlıyor. Bir ümmete mensubuz. O ümmetin değerleri bizi bağlıyor. Bir peygambere ümmetiz. O peygamberin hayat perspektifi bizi bağlıyor. Dolayısıyla biz böyle birbirimizi olgunlaştıra, evet, olgunlaştıra bu şekilde ilerleyeceğiz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Allah yani, razı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok istifadeli bir muhabbet oldu, öyle diyelim. Hocam ayaklarınıza sağlık. Allah razı hocam. Olsun. Eyvallah. Çok sağ olun. Yorduk sizi abi.